Üçüncü sebep, bu iki zat hakiki talebelerimden ve ciddi arkadaşlarımdan ve hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım içinde talebelik ve kardeşlik ve arkadaşlığın üç hassası var ki, bu iki zat üçünde de birinciliği kazanmışlar. Birinci hassa, yani birinci onlara mahsus özellik. Evet. Bana mensup her şeye malları gibi tesahüp ediyorlar. Sahip çıkıyorlar. Bir söz yazılsa kendileri yazmış ve telif etmiş gibi zevk alıyorlar. Allah'a şükrediyorlar. Adeta cesetleri muhtelif, ruhları bir hükmünde manevi vereselerdir. Şimdi burada öncelikle talebelik Risale-i Nur dairesinde kardeşlik ve arkadaşlık var. Bunu 26. mektupta dost olarak tarif ediyor Üstad Hazretleri. Bunlar hizmetteki konumlarına, durumlarına, samimiyetlerine, sadakatlerine, gayretlerine ilahir göre ya dost oluyorlar, ya arkadaş oluyorlar, kardeş oluyorlar ya da talebe oluyorlar. Bu üç zat diyor, üçünde de birinciliği kazanmışlar. Bunu birinciliği kazanmalarının sebebi de üç kendilerine mahsus özelliktir diyor. Evet. Birinci özellik, cesetleri muhtelif, ruhları bir hükmünde hakiki manevi vereselerdir. Manevi varis, yani Üstad Hazretlerinin varisi. Evet. Şimdi burada şöyle diyebilir miyiz? Yani ben, mesela benim gibi bir adam da koskoca Bediüzzaman Hazretlerine varis olabilir mi? Olabilir. Bunu şurada ifade ettiği manaya mazhar olmak mı gerekiyor bunun için? Şimdi malumunuz şu anda İslam literatüründe Âl-i Beyt dediğimiz, Ehl-i Beyt dediğimiz bir kavram var. Evet. Değil mi? Bu Âl-i Beyt'i İslam alimleri iki şekilde anlatıyor. Birisi neseben Âl-i Beyt, birisi de manen Âl-i Beyt. Üstad onu kullanıyor dördüncü lemada. Manevi Âl-i Beyt. Üstad diyor ki sünnet-i seniye itibar etmeyen Âl-i Beyt'ten olmadığı gibi onlara hakiki dost da olamaz. Evet. Bak şimdi buradaki şeyi bir ortaya koymamız lazım. Nesep zaten belli. Yani evet. O soydan gelen. O soydan gelmiş ama sünnet-i seniye itibar etmiyor. Hı. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyatıyla, kalbiyle, hissiyatıyla boyanmamış. O zaman olsa bile nesebe. Âl-i Beyt'ten olmadığı gibi diyor hakiki olarak. Hı. Onlara hakiki dost da olamaz. Hı. Şimdi bu meseleyi getirelim buraya oturtalım. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin nesebi akrabaları var. Kardeşi var, biraderzadeleri var, yeğenleri var ilahir. Bir de haseben, ruhen, kalben ve hissen Bediüzzaman Hazretleri ile özdeşleşmiş olan insanlar var. Hı. İşte burada Üstad Hazretleri neseben kardeşlerden ziyade haseben, ruhen ve hissen kardeşleri kendisine daha çok yakın görüyor. Onun için siz birbirinize nesebi kardeşlerden daha yakınsınız ifadesini de Risale-i Nur muhtevifelerinde görebiliyoruz. Şimdi burada Risale-i Nur'a talebe olmanın şartları nedir? Kardeş olmanın şartları nedir? Dost olmanın şartları nedir? Özellikleri nedir bunların? Hangi hastaları taşımalı lazım? Burada bir problem ortaya çıkmasın diye Üstad Hazretleri de çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Az önce buyurduğunuz gibi mektubatta mesela Üstadımız üçünü de güzel bir şekilde dostun hassası şunlardır, kardeşin hassası şunlardır, talebenin hassası ve şartı şudur ki diye başlayan mektubu var. Burada da Üstad Hazretleri'nin davasını kendisine dava edinmiş, Üstad Hazretleri'nin hedefini kendisine hedef ittihaz etmiş, Üstad Hazretleri'nin sahip olduğu maddi ve manevi şeyleri kendisinin maddi ve manevi malıdır diye kabul etmiş olan insanları Üstad Hazretleri bu manada kendisine özel olarak hem dost, hem kardeş, hem talebe olarak kabul ediyor. Ama her birisinin özel bir nüansı var, halleri var. Onları da mektubatta izah ediyoruz halimiz. Evet. Yani şu özellikle dikkat çekici. Risale-i Nur'a, Bediüzzaman Hazretleri'ne, dolayısıyla Risale-i Nur'a ait olan her şeyi kendi malıymış gibi sahiplenmek. Evet.
Yani Risale-i Nur'un neşrini hani kendisinin yazmış gibi evet. neşretmek, evet. zevk almak. Evet. Ya bu benim davam, bu benim kitabım. Risale-i Nur bana yazılmış. Risale-i Nur ben yazdım. Artık nasıl hissiyat taşıyorsa evet. sahiplenmek yani değil mi? Evet, aynen öyle. Her şeyle sahiplenmek. Ve zannediyorum hayat gündeminin ilk maddesi bu olsa gerek. Evet. O sahiplenen kişinin. Çünkü ben dünyaya niye geldim? Allah dinine hizmet etmek için, evet. Kur'an'a hizmet etmek için, Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını dava edinmek için geldim. Bu zamanda da bu manaya en uygun, en tesirli, en verimli, en güzel şekilde hizmet edebileceğim vesile vasıta nedir? Kur'an'dan süzülmüş Risale-i Nur'dur. Dolayısıyla ona öyle bir sahip çıkmam lazım ki davama hizmet edebileyim. Evet. İnsan demek ki evinden önce medreseleri, Risale-i Nur hizmetiyle alakalı yerleri tercih etmeli. Çocuğundan önce, ailesinden önce davasını düşünmeli. Yani. Dünyasından önce ahiretini düşünmeli. Dolayısıyla bu manayı da taşıyanlar Bediüzzaman Hazretlerine manen varis olabilirler. Olabilirler inşallah. Cenab-ı Hak inşallah o manaya cümlemizi mahsar etsin. Şimdi Allah razı olsun amin. Şimdi bir çocuk düşünelim. Bu çocuğun babasının sahip olduğu mallar var. Evet. Şimdi babasının malı resmi olarak o çocuğun değil. Hı hı. Ama o çocuğa sorduğun vakit sizin neyiniz var? Babasının bütün mallarını kendi malı olarak anlatıyor. Doğru. İşte böyle bir çocuk o babasının sahip olduğu malların varisi olma liyakatını kazanmış oluyor. Hı. O hissiyle hislenmiş ya. Bunlar benimdir. Şu arabalar benim, şu evler tesavvuf benim. Tesavvuf ediyor ya. Tesavvuf ediyor adam. Sizin neyiniz var? Şunlarımız var. Dolayısıyla bir adama sorduğun vakit sen ne yapıyorsun? Ben Risale-i Nur hakikatlarıyla, Risale-i Nur kitaplarıyla, Risale-i Nur külliyatıyla dine, imana, Kur'an'a, Bediüzzaman Hazretleri'nin üstadlığıyla hizmet etmeye çalışıyorum. O da Üstad-ı Azam, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan ders alıyor. Bizim asıl üstadımız odur. O da Üstad-ı Ezelisinden ders alıyor diye bu manada güzel bir şekilde bir silsileyi de kendi arkasında bir kuvvet-ü zahr olarak, bir sırt gücü olarak, bir arka evet. güç olarak görebiliyor insan. Maşallah. Allah razı olsun. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın malı ve mülkü olan, Hazreti Aleyhisselam'ın malı ve mülkü olan, Hazreti Üstad'ın malı ve mülkü olan ne varsa bir cihette o insanın da malı olur. İslamiyet benimdir. Risale-i Nur hizmeti benimdir. Bu kainat benimdir. Üstad Mesnevi Nuri'de diyor ya, Cenab-ı Hakk'ın malı ve mülkü olan kainat bir cihette onun mülkü olur yani. İman ciheti. İman ciheti tabii. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak o intisabı koparmasın ahir ömrümüze kadar inşallah.